fazla uzatmak istemiyorum. Bugünkü konumuz fotoğraf çekerken neden RAW çekmeliyiz? Bugün bunu tartışacağız. O zaman içeriğimize geçebiliriz. Ve evet, tekrardan karşınızdayım. Peki bugünkü konumuz ne? İlk başta da anlattığım gibi nasıl RAW fotoğraf çekilir ve nasıl düzenlenir? Tabi bunların hepsinden önce bizim anlamamız gereken bir mevzu var. Peki ya bu ne? RAW formatı nedir, ne değildir? Öncelikle size birazcık RAW'dan bahsetmek istiyorum. RAW demek aslında İngilizceden çevirecek olursak hiçbir şekilde düzenlenmemiş ham kaynak demek. Yani üstüne hiçbir şekilde oynama yapılmadan bize sunulmuş ham dosya. Bir kere burada RAW demek aslında videoya veya fotoğrafta bunu yapıyorsanız o video ve fotoğrafta hiçbir şekilde renk yapmıyor, beyaz ayarı yapmıyor, üstüne keskinlik vermiyor. Bunların hepsini matematiksel formül olarak içine kaydediyor ve biz daha sonrasında Adobe'nin veya Apple'ın RAW yazılımlarıyla beraber bu fotoğraf ve videoları düzenleyebiliyoruz. Bir kere burada bize sunduğu en büyük avantaj aslında çok fazla veriyi geri getirebilme oluyor. Bir kere bildiğiniz üzere sensörlerde dinamik aralık dediğimiz bir olay vardır. Nedir bu dinamik aralık? Gördüğünüz gibi şu an arkası bembeyaz. Bu bembeyaz olmasının sebebi aslında dinamik aralığının düşük olması kanalının. Yüksek dinamik aralık olduğu zaman tonlar çoğalır. Dolayısıyla sensörün gördüğü ton miktarı artar. Fakat kameralara geldiğimiz zaman mesela şu an beni kaydeden kameraya geldiğimiz zaman ise yaklaşık olarak 10-11 stop gibi bir değer var burada. Ve 10-11 stop gibi bir değer gerçekten çok düşük bir değer olduğu için bize çok fazla sıkıntı çıkartacaktır. Bundan da kaynaklı gerçekten eğer yüksek çözünürlükte, yüksek renk derinliği arıyorsak işte o zaman RAW formatına kesinlikle geçmemiz gerekiyor. Fakat tabii şunları da bilmek gerek. RAW dosya demek büyük bir dosya demek. Dolayısıyla yüksek GB'da hafıza kartına ihtiyacımız olduğunu eklemiş olayım. Şimdi de RAW dosyasını aslında tanımlamaya tam olarak geçiş yapabiliriz. Bir kere RAW dosyası bit değerlerinde oluşur. Siz mesela farklı markalarda baktığınız zaman RAW dosyasında bit yazar. Mesela kimisinde 10 bit RAW der, kimisinde 12 bit RAW der, kimisinde 14 bit, kimisinde de 16 bit der. Aslında bu değerler tamamen bize renk derinliğini anlatır. Örnek vermemiz gerekirse bir şeyin şu an kaydeden kamera 8 bitlik bir renk derinliğine sahip. Ki zaten 8 bitlik renk derinliği şu an sektördeki standart renk derinliği anlamına geliyor. Yani kastettiğim olan bir piksel başına, şu an beni oluşturan bir piksel başına düşen renk sayısı. Bu bit değeri arttıkça renk derinliği artıyor. Renk derinliği artması da aslında bize daha sonrası düzenleme aşamasında daha çok imkan sağlıyor. Örnek veriyorum, bu videoda şu an arkası bembeyaz değil mi? Eğer videoyu RAW'cı olarak çekiyorsanız arkadaki bembeyaz gökyüzünü bize rahatlıkla geri getirebiliyor. Örnek veriyorum, geceliğin bir fotoğraf çektiniz değil mi? Fotoğraf karanlık çıktı. Eğer RAW formatında çektiğiniz için bu bit değeri de yüksek olduğundan kaynaklı siz daha sonrasında exposure yani parlaklık değerini arttırarak geceyi gündüze çevirebiliyorsunuz. Peki ya bunları nasıl şekilde yapabiliyoruz? RAW şeklinde yapabiliyoruz. İşte RAW bundan kaynaklı aslında çok önemli bir durum. Dediğim gibi RAW konusu bu şekildeydi. O zaman şimdi RAW işlemeye geçiş yapabiliriz. Evet, şimdi de artık işin son bölümüne gelmiş bulunmaktayız. Peki ya ne bu bölüm diye soracaksınız. Artık şimdi yapacağımız olay çektiğimiz bu RAW görselleri Photoshop'ta kamera RAW yazılımı sayesinde düzenlemesini yapıp JPEG'e dönüştüreceğiz ve normal bir fotoğraf haline getireceğiz. Ve evet, şu anda da gördüğünüz gibi kamera RAW yazılımı sayesinde ekranda karşımıza gelmiş bulunmakta. Gördüğünüz üzere çektiğim 3 tane fotoğraf da ekranımızda belirmiş durumda gördüğünüz üzere. Bunu geçen gün batımında çekmiştim. Şimdi bu fotoğraflara kısaca düzenlemeler yapacağız. Ben size nasıl düzenleme yapacağınızı kısaca özetleyeceğim. Şimdi ilk başta genelde bu çoğu yazılımda da aynıdır. Şu tarafta yani ekranın sağ tarafında ilk temel ayarlar paneli bulunur. Bu panelden beyaz ayarını, renk tonlarını, pozlama, kontrast, açık ton, gölgeler, beyazlar, siyahlar her şeyi ayarlayabilirsiniz. Bu panel aslında bizim şeyle, eğrilerle aynıdır. Gördüğünüz gibi şu an burada eğri panelini açtım. Biz eğrilerden ne yaparız? Oradaki grafikte eğrileri değiştirerek fotoğrafın tonlamasını değiştiriyoruz. Aslında onun işte grafiğe dökülmüş versiyonu yani grafiğe dökülmüş versiyonu gördüğünüz üzere yandaki ton göstergesidir. Şimdi buradan belirli ayarlamalar yapacağız. Gördüğünüz gibi burada açık tonlar diye bir ayarımız var.
Şimdi işlevlerine geldiğimiz zaman açık tonlar genel olarak fotoğrafta patlayan tonlarımızı gidertir. Beyazlar var gördüğünüz gibi. Beyazlar ne yapar diye soracak olursanız, beyaz tonlarda patlayan beyaz tonları götürür veya arttırır. Tam tersi, buradan arttırabilirsiniz. Çünkü çizerken bunların ayarlaması rahatlıkla yapılabiliyor. Aynı şekilde burada siyah ayarı vardır. Siyah ayarı dediği de görseldeki siyah tonlar daha ağır mı olsun yoksa daha hafif mi olsun, bunu ayarlayabiliyoruz. Kontrast var. Kontrast işte dediğim gibi fotoğraftaki renk tonlarının netliğini bize sağlıyor. Yani ne kadar siyah ne kadar beyaz olacağını bize ayarlıyor. Pozlama çizelgesi var. Pozlama çizelgesinden pozlamayı arttırıp azaltabiliyoruz gördüğünüz üzere. Buradan o ayarlanıyor. Bu ayarlar buradan yapılıyor. Aşağı geldiğimiz zaman doku ayarı var. Doku ayarının da olayı fotoğrafa daha böyle doku veriyor ve daha hoş oluyor. Netlik ayarı var. Fotoğraftaki renk tonlarını birbirine geçişlerini daha netleştiriyor. Dolayısıyla renkler daha canlı görünüyor. Sisi kaldırma olayı var. Yağmurlu günlerde fotoğraf çektiyseniz yağmurun o sis etkisini ortadan kaldırabiliyorsunuz. Veya tam tersi sis getirebiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Bunun dışında aşağı geldiğimiz zaman burada titreşim ve doygunluk ayarlarımız var. Bu ayarlar da aynı şekilde yine renk tonlarıyla alakalı. Yani renk ne kadar canlı olsun, ne kadar soluk olsun, bunu ayarlayabiliyoruz. Aşağıda onun dışında ayrıntı sekmemiz var. Ayrıntı sekmesinden keskinleştirme ayarını yapabiliyoruz. Veya fotoğrafı gece çektiyseniz parazit kaldırma yine buradan yapılıyor. Onun dışında alt bölmede renk karıştırıcısı var. Buradaki en güzel olay da fotoğraftaki tüm renkleri kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani kastettiğim olay fotoğraftaki kırmızılar nasıl olacak, yeşiller nasıl olacak, maviler nasıl olacak, morlar nasıl olacak, bunları ayarlayabiliyorsunuz. Daha sonra burada tonlamayı böl seçeneği var. Bu seçenekte de aslında daha demin kastettiğim o canlılık ayarını daha ince detaylarını yapabiliyorsunuz. Mesela gölgelerin tonunu bile burada ayarlama gibi seçeneklerimiz mevcut. Son olarak aşağıda optik seçmesi, optik seçeneğimiz var. Optikin de olayı aslında fotoğraf makinesinin, yani lensin bize verdiği hataları gideriyor. Örnek veriyorum, siz mesela şuradan fotoğrafa bir %100 yaklaşalım. Şimdi %100 yaklaştığım zaman şöyle aşağı indiğimde gördüğünüz gibi şurada dağ, ben mesela fotoğrafladım, orada dağ var. Gördüğünüz gibi dağın üstünde hafif bozulmalar var. Siz buradan mesela kromatik bozulmayı açtığınız zaman, bakın şimdi kromatik bozulmayı yok ediyorum. Gördüğünüz gibi şu dağda kırmızımsı renkler oluşuyor. Bunun sebebi lensteki tamamen kromatik bozulmalardan kaynaklı aslında. Biz buradan gidip bu kromatik bozulmaları gider sekmesini açtığımız anda bu bozulmalar gidiyor. Aynı şekilde profil düzeltmeleri seçeneği de var. Bu seçenek sayesinde de göstermemiz gerekirse kenarlardaki bozulmayı rahatlıkla yok edebiliyoruz. Mesela fotoğraf böyleydi, köşelerde kararma yapıyordu. Açtığımız zaman bu sorunu da ortadan kaldırmış olabiliyoruz. Aynı şekilde kenarlardaki bozulmaları da yok ediyor. Evet, gördüğünüz gibi Photoshop RAW'ın olayı bu. Siz dediğim gibi farklı program kullanabilirsiniz. Ben bundan yapıyorum. Burada aslında bir fotoğraf yapabileceğiniz temel ayarların hepsini RAW dosyasına, uzantısını yapabiliyoruz. Ve dolayısıyla fotoğrafta kalite kaybına uğramadan bu işlemlerin hepsini yapabileceğimiz gibi çok güzel ortaya farklı sonuçlar çıkartabiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi ben de burada farklı oynamalar yapıyorum. Bu oynamalar sayesinde aslında fotoğrafınızı bir halden bambaşka bir hale getirebiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi gölgeleri de açtım ve fotoğraf çok güzel bir hale geldi. Bu tabii tamamen sizin aslında hayal gücünüze bağlı bir şey. Siz nasıl istiyorsanız fotoğrafı öyle düzenlersiniz. Evet, anlattığım gibi Photoshop RAW bu şekilde. Evet, sizin de gördüğünüz üzere fotoğraflarımızın hepsini şu anda düzenlemiş bulunmaktayız. Şimdi artık son bir ayar kaldı. O da aslında çektiğimiz fotoğrafları düzenlemek, yani kaydetmek. Bunun için de tek fotoğrafa basıp alttan Ctrl A yapıyoruz. Ve Ctrl A yaptığımız zaman yani all, yani hepsi seçilmiş oluyor. Sonra yukarıdaki küçük seçeneğe, yani kaydet seçeneğine basıyoruz. İçi aktar seçeneğine. Buradan konumumuzu seçiyoruz. Fotoğrafın kalitesini ayarlıyoruz. Ben genelde 10 kalitesinde ayarlıyorum. 12'ye kadar bu derecelendiriyorsunuz buradan fotoğraflarınızı. Ben 10'da ayarlıyorum. Zaten maksimum 10 ila 12 renklerin arasında kaydedilebiliyor. Ben 10'da ayarlıyorum. Dolayısıyla fotoğrafa yaklaştığınız zaman renkler çok daha iyi görünüyor. Evet, şu anda altta da gördüğünüz üzere fotoğraflarımızı kaydediyor. Anlattığım gibi Photoshop RAW'da fotoğraflar bu şekilde düzenleniyordu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.